Sevgili öğrenciler dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde çevre ölçme konusunu işleyeceğiz. Çevre ölçme ne demek? Çevre ölçme geometrik şekillerin bütün çevresini hesaplayarak bunu toplayıp sonucunun ne kadar olduğunu ifade etmektir. Örneğin karede bütün kenarlar birbirine eşittir. Bunları toplayarak karenin çevresini bulmuş olacağız. Dikdörtgende ise karşılıklı iki kenar birbirine eşittir. Bir de diğer iki karşılıklı kenar yine birbirine eşittir. Bunların hepsini topladığımız zaman dikdörtgenin çevresini bulmuş olacağız. Bir de üçgenler var. Üçgenin de 3 üç tane kenarını toplayarak çevresini bulmuş olacağız. Şimdi bütün şekillerimizi daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Karenin çevresiyle dersimize devam ediyoruz. Karenin çevre uzunluğunu bulmak için bütün kenarlarının uzunluğu toplanır. Ve bunlar karenin çevresini bize verir. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. Zaten karenin bütün kenarları birbirine eşit. Bir çevresini 4 ile çarparsak da aynı şekilde karenin çevresini bulabiliriz. Hatta ilkim bunu yapalım. Bir kenarını 4 ile çarpalım. 12 çarpı 4. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. Karenin çevresi 48 santimetredir. Toplama yaparak da karenin çevresini bulabiliriz. Bunu da bütün kenarlarını toplayarak yapabiliriz. Hepsini toplayalım. 4 tane 12 santimetre var. 12, 12, 12 ve 4 tane 12. 2, 2 daha 4, 2 daha 6, 2 daha 8. 1 1 daha 2 1 daha 3 1 daha 4 Aynı şekilde 48 santimetre bulduk. Çevresi verilen bir kareyi ise bir kenarını bulmamız gerekecektir. Peki çevresi verilen bir karenin bir kenarını nasıl bulacağız? Onu da çevre uzunluğunu 4'e bölerek yapacağız. Çevresini 4'e böldüğümüz zaman bir kenarının uzunluğunu bulmuş olacağız. Bu örnek üzerinde bunu da deneyelim. Diyelim ki karenin çevresini bize vermiş 48 santimetre olarak. Ama her bir kenarının kaç santimetre olduğunu soruda bize vermemiş. Bunu da şu şekilde yapacağız. Dediğimiz gibi çevresini yani 48'i 4'e böleceğiz. Çünkü 4 tane kenarı var. 4'ü 4'e bölersek 1 olur. 1 kere 4, 4. 8'i aşağıya getirip 8'de 4 kaç defa var? Burada da 2 defa var. 2 kere 4, 8 yapar. Sonucumuz 12 santimetre oldu. Yani bir kenarının uzunluğu 12 santimetre oldu. Bu şekilde bulmuş olduk. Aynı örnekten bir tane daha yaparak konuyu daha iyi pekiştirelim. Bu gördüğümüz karenin her bir kenarı 16 santimetre. Bunu en hızlı ne şekilde toplayabiliriz? ya da sonucunu bulabiliriz. Hemen bir kenarının uzunluğunu 4 ile çarparak en kısa yoldan bulabiliriz. 16 çarpı 4. Bunu çarptığımız zaman karenin çevresini bulmuş olacağız. 4 kere 6, 24, 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 1, 4. 2 de elde 6. 64 santimetre karenin çevresini bize veriyor. Şimdi de dikdörtgenin çevresini nasıl bulacağımızı gösterelim. Dikdörtgenin çevresini bulurken bütün kenarlarını toplayarak bulabiliriz. Ama bunun bir kısa yolu daha var. Bunu karede olduğu gibi bir kenarını 4 ile çarparak bulamayız. Çünkü bütün kenarları birbirine eşit değil. Bunun da formülü şu şekilde. Uzun kenarlardan bir tanesini kısa kenarlardan da bir tanesini toplayıp 2 ile çarpacağız çünkü her bir kenardan iki tane var. Şu şekilde yapacağız: uzun kenar artı kısa kenar. Şunu topladıktan sonra bunu 2 ile çarpacağız. Şimdi bu formülümüzü örnek üzerinde uygulayalım. Uzun kenarından bir tanesini alalım. Bir tane uzun kenarı 12 santimetre artı kısa kenarı 7 santimetre. Bu ikisini toplayacağız ve 2 ile çarpacağız. 12 7 daha 19 yapar. Çarpı 2. Bunu da çarptığımız zaman sonuç 38 santimetre eder. Bu şekilde bulabiliriz. Ya da toplama işlemiyle bulabiliriz. Toplama işlemiyle bulurken şu şekilde yapacağız. Bu iki karşılıklı kenar birbirine eşit. Burası 7 cm ise burası da 7 cm olmak zorunda. Şu uzun kenar 12 cm olduğuna göre bu uzun kenarda 12 cm olmak zorunda. O halde bunların hepsini şimdi toplayarak dikdörtgenin çevresini bulabiliriz. Şimdi de bunları toplayalım. 7 12 Tekrar 7 tekrar 12 cm. Bunları toplayalım. 7 2 daha 9 7 daha 16 2 daha 18. 18'in 8'i elde var 1. 1 1 daha 2 1 de elde 3. 38 cm'yi toplama yoluyla da bulduk. Şimdi de soru olarak verilen bir bilgiyi ne şekilde yapacağımızı öğrenelim. Burada şekil yok ama şeklin olmaması soruyu zorlaştırmaz. Sadece gördüğümüz bilgiyi uygularsak çok kolay bir şekilde buluruz. Çevresi 38 metre olan ve bir kenarı 7 metre olan dikdörtgenin uzun kenarı kaç metredir? Bu bir dikdörtgen olduğuna göre hemen bir dikdörtgen çizebiliriz. Şöyle bir dikdörtgen çizdik. Bunun bir kenarı 7 metre. Şu kenara 7 metre diyorum. Bütün çevresi 38 metreymiş. Bu 7 metre olduğuna göre burası da 7 metre olmak zorunda. Şimdi şunu yapacağız. Bütün çevreden 2 tane 7 metreyi çıkaracağız. 38 metreden 7 7 daha 14 metreyi çıkaracağız. 14'ü çıkaralım. 8'den 4 çıktı. 4 kalır. 3'ten 1 çıktı. 2 kalır. Demek ki şu iki kenara düşen ölçü 24 metreymiş. O halde her biri 12 metre olacak. Soruda da bize uzun kenarı sorulmuş. Kısa kenarı 7 metre, uzun kenarı 12 metre. Diğer soruyla dersimize devam ediyoruz. Kısa kenarı 5 metre, uzun kenarı 12 metre olan dikdörtgenin çevresi kaç metredir? Hemen bir dikdörtgen yapıyoruz. Bunun kenarlarını bize söylemiş zaten. 5 metre uzun kenarı 12 metre. Şimdi bu bilgiden yola çıkarak bu diğer kenarının da 5 metre olduğunu bileceğiz. Şu diğer kenarında buna eşit olduğunu biliyoruz. O halde burası da 12 metre. Şimdi hepsini toplayarak cevabımızı bulacağız. 5 metre 5 metre daha 10 metre yapar. Bu ikisini yazdık. 12 metre 12 metre daha 24 metre yapar. 0 4 daha 4 yapar. 1 2 daha 3 yapar. Dikdörtgenin çevresi 34 metreymiş. Şimdi de üçgenin çevresini bulacağız. Bu gördüğümüz eşkenar bir üçgen. Eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirine eşittir. Bunu çevresini bulmak için bir kenarını 3 ile çarpmamız yeterli. Çünkü sonuçta 3 kenarı toplayacağız. Diyelim ki bunun kenarı 3 metre. Bunu bulmak için sadece bir kenarını 3 çarpı 3. 3 ile çarparsak buluruz. 3 kere 3 9. 9 metre. Başka bir şekilde de yapabiliriz. Bunu toplama yoluyla yapalım şimdi. 3 kenarı da üst üste toplayarak yine bulabiliriz. 3 artı 3 artı 3. 3, 3 daha 6, 3 daha 9 metre. Her iki şekilde de yapabiliriz. Çevresi verilen bir eşkenar üçgenin bir kenarını bulmak için ise bütün çevresini 3'e böleceğiz. Çünkü 3 tane kenarı var. Çevresini 3'e böldüğümüz zaman onun bir kenarını bulmuş olacağız. Onu da şöyle bir örnekte gösterelim. Ama bu üçgenin eşkenar üçgen olduğunu soruda belirtmesi lazım. Çünkü bir üçgenin bütün kenarları birbirine eşit olmayabilir. Diyelim ki bunun çevresi, çevreyi kısaca Ç harfiyle gösterebiliriz. Bunun çevresi 27 santimetre. Bunun çevresi 27 santimetre ise bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Bunu da şu şekilde yapacağız. Çevreyi 3'e böleceğiz. 3 kenar olduğu için 3'e böleceğiz. Ve sonuçta bir kenarının uzunluğunu bulacağız. 2'de 3 yok. O halde 27'de 3 kaç defa var? 27'de 3 9 defa var. 9 kere 3 27. 7'den 7 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Bir kenar uzunluğu 9 santimetreymiş. Her biri 9 santimetre olacak. Eşkenar olmayan bir üçgenin çevresini de bu şekilde vermişse eğer çevreden diğer iki kenarı çıkararak verilmeyen çevreyi de bulabiliriz. Bu üçgenin çevresi 20 metre. 20 metreden şu diğer iki kenarı çıkararak verilmeyen kenarı da bulabileceğiz. 20'den 8 artı 7 15 yapar. O halde bu ikisini birden çıkaralım. 20'den 15 çıkarsa 5 kalır. O halde bu geri kalan da buraya aitmiş. Verilmeyen kenar 5 metreymiş. Şimdi de ikiz kenar üçgende çevreyi nasıl bulacağımızı gösteren bir örnek çözelim. İkiz kenar üçgen demek iki kenarı birbirine eşit olan üçgen demektir. Şu iki kenar birbirine eşit. Bunlar 5 santimetre olsun. Üçgenin çevresi bu arada 30 santimetre. Şimdi verilmeyen kenarı nasıl bulacağız? Bunu da hemen bütün çevreden yani 30'dan diğer iki kenarı çıkararak bulacağız. İki kenarının toplamı 10 yapar, 30'dan 10 çıkarsa 20 kalır. Buraya da 20 gelecek. Bu şekilde bulabiliriz. Şimdi de çevre ölçme ile ilgili birkaç tane alıştırma yapalım. Her bir şeklin bazı kenarları verilmiş. Biz bütün çevresini bulacağız. Bu gördüğümüz bir dikdörtgen. Dikdörtgenin bu kenarı 4 cm ise karşı kenarda 4 cm. Şu kenarı 5 cm ise onun karşısı da yine 5 cm olmak zorunda. Şimdi çevresini toplayabiliriz. Burası 5, 5 daha 10, 4 daha 14, 4 daha 18. Çevresi 18 cm. Bu gördüğümüz bir kare. O halde karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Hatta bunları da yapmadan karede şöyle bir formül vardı. Bir kenarını 4 ile çarparsak onun çevresini buluruz. O halde 4 kere 4 eşittir 16. Bunun çevresi 16 santimetre. Bu da bir dikdörtgen. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit. Burası 7 cm ise burası da 7 cm. Burası 4 cm ise burası da 4 cm. Şimdi bunları karşılıklı toplayarak çevresini bulalım. 4 cm, 4 cm daha 8 cm. Onu buraya yazalım. Artı 7 cm, 7 cm daha 14 cm. Bunu da toplarsak sonuç 22 cm olur. Bu örneğimizden devam ediyoruz. Bu da bir kare. Kare olduğuna göre her kenarı birbirine eşit. E burası 7 olduğuna göre burası da 7, burası da 7, burası da 7 cm. 7 7 daha 14, 7 daha 21, 7 daha 28. Bu bir dikdörtgen. Dikdörtgenin de karşılıklı kenarlarının birbirine eşit olduğunu söyledik zaten. Burası da 7 santimetre. 5, 5 daha 10. Buralarda ikisinin toplamı 14 yapar. 10, 14 daha 24 santimetre yapar. Dikdörtgenin çevre uzunluğu 24 santimetre. Bu da bir kare. Bir kenarı 8 santimetre. Bunun hepsini bulmak için hemen 8'i 4 ile çarpalım. Çünkü 4 tane eşit kenarı var. 8 kere 4 32. O halde çevre 32 cm. Bu etkinliğimizde de çevresi verilen geometrik şekillerin kenarlarını bulacağız. Bu geometrik şeklin çevresi 20 cm. Bu bir kare. Kare olduğu için çevresini 4'e böleceğiz. 20'yi 4'e bölersek 5 olur. 20 bölü 4. Şu şekilde. 4'ü ne ile çarparsak 20 yapar? Tabii ki 5. 4 kere 5, 20 yapar. Yani şurası bir kenarı verir bize. Kenarının uzunluğu 5 cm. Her bir kenarı 5 cm. Bu bir dikdörtgen. Dikdörtgenin çevresi 44 cm. Ve bir kenarı 7 cm. Ama biz buradan biliyoruz ki karşılıklı kenarlar birbirine eşit, dolayısıyla burası da 7 santimetre. Peki burası 7, burası 7, toplam 14. 44'ten şu iki kenarı çıkaralım. Yani 44 eksi 7, 7 daha 14. 14'ü çıkaracağız. 4'ten 4 çıktı, 0. 4'ten 1 çıktı, 3 kalır. Şu iki kenar için 30 santimetre kaldı. O halde her biri 15 santimetredir. Kenar uzunluğu istenen kenar uzunluğu 15 santimetre. Burası da bir kare yine. Karenin dört kenarı birbirine eşit. Çevresi 64 santimetreymiş. O halde 64 santimetreyi 4'e bölersek bir kenarının uzunluğunu buluruz. 6'yı 4'e bölersek 1 olur. 1 kere 4 4. 6'dan 4 çıktı 2. 4'ü aşağıya getirerek işleme devam ediyoruz. 24'te 4 6 defa var. 6 kere 4 24. Çıkarma yaptığımızda sonuç 0 olur ve her bir kenarının uzunluğu 16 cm olur. Bir örneğimiz bir dikdörtgen. Dikdörtgeninde bir kenarı verilmiş, diğer kenarının da ona eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bu iki kenarı toplayarak toplam çevreden çıkaracağız. Toplam çevre 94 santimetre. Bu iki kenarının toplamı 56 santimetre. 28, 28 daha 56 yapar çünkü 4'ten 6 çıkmaz. Komşudan bir onluk alarak burayı. 14 yaptık. Burada 8 kaldı. 14'ten 6 çıktı. 8 kalır. 8'den 5 çıksa 3 kalır. Geriye kalan 38 cm şu iki kenara ait. Yarısı burada, yarısı da burada olacak. O halde bunu da 2'ye bölersek 2'ye bölersek 19 olacak. Burası 19, burası 19. Yani bu kısa kenar. Kısa kenar 19 santimetre. Bu da bir kare. Karenin çevresini 4'e bölersek bir kenarının uzunluğunu bulacağız. 4'e bölüyoruz. Bir kenarının uzunluğu 11 santimetreymiş. Burası 12 ise burası da 12. 12, 12 daha 24. O zaman toplam çevreden bu verilen çevreleri çıkaralım. 64'ten şu iki çevrenin toplamı olan 24'ü çıkarıyoruz. 4'ten 4 çıktı 0. 6'dan 2 çıktı 4. Geriye kalan 40 cm şu iki kenara A O halde burası 20 cm olsa burası da 20 cm olur. Uzun kenarının uzunluğu 20 cm. Son etkinliğimizle dersimizi bitireceğiz. Bunları toplayarak çevrelerinin ne kadar uzun olduğunu bulacağız. Burada bilgimiz var. Her biri zaten bir birim. Şunu hemen hızlıca yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 birimmiş. Diğer örnekler biraz farklı. Onların da karelerini sayarak çevrelerini bulacağız. Şu örneğimiz biraz silik çıkmış. Diğerlerini yapalım. Şurası bir birim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Buraya kadar 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 birimmiş. Diğer örnekleri de size bırakıyorum. Siz onları yazarak yorum kısmına yazabilirsiniz. Sevgili öğrencilerim bugünkü dersimiz bu kadar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.